Fakir olan adamın yapabileceği en büyük eğlence bonzayı kullanmaktır. Bonzayı da içen adam zaten parmağını oynatacak hali kalmaz. İki sene, bir sene içerisinde kendisini öldürür götürür. Ama zengin adam azgınlaşırsa, zengin adam haddi aşarsa onun yapabileceği çirkinliklerin haddi yoktur, hesabı yoktur. Bill Gates adında bir adam var. İşte bu dünyada kullanılan teknolojilerin büyük bir kısmının sahibi olan bir müfsit var. Diyor ki adam açık açık, dünya içinde bulunan nüfusu kaldırmaz. İnsanları, ekini ve nesli helak eden adam bu adamdır. Ve Afrika'da sadece bir memlekette 60 bin tane çocuk bu adamın göndermiş olduğu aşılardan ötürü felç kalmıştır. Bizim diyor dünya nüfusunu dengeleyebilmemiz için eşcinselliğin yayılması lazım. Şimdi fakir bir adam dese ki eşcinselliğin yayılması lazım, en fazla kendi ahiretini helak eder, kendisi eşcinsel olur. Ötesi var mı? Ötesi yok. Ama bu hain ne yapıyor kardeşlerim? Bugün şöyle bir yeryüzüne bir kısa bir bakış atsak, yeryüzünü ifsad eden insanlar kimlerdir kardeşlerim? Fakir olan insanlar mıdır? Yani fakir olan adam ne yapabilir? Fakir olan adamın yapabileceği en büyük eğlence bonzayı kullanmaktır. Fakir olan adamın yapabileceği en büyük eğlence bonzayı kullanmaktır. Bonzayı da içen adam zaten parmağını oynatacak hali kalmaz. İki sene, bir sene içerisinde kendisini öldürür götürür. Fakirin en büyük ifsadı bu olabilir. Yani insanlara bonzayı satar, kendisi bonzayı kullanır. Ama zengin adam azgınlaşırsa, zengin adam haddi aşarsa onun yapabileceği çirkinliklerin haddi yoktur, hesabı yoktur. Zenginler kardeşlerim bugün dünyada şunu söyleyen insanlardır. Mesela mutlaka ismini duymuşsunuzdur. Bill Gates adında bir adam var. İşte bu dünyada kullanılan teknolojilerin büyük bir kısmının sahibi olan bir müfsit var. Diyor ki adam açık açık, dünya içinde bulunan nüfusu kaldırmaz. Yani şu an diyelim kaç milyar insan var? 6 milyar, 7 milyara yakın insan var. Dünyanın kapasitesi 7 milyar insanı kaldırmaya müsait değil. Şimdi bunu siz de söyleyebilirsiniz, bir fakir de bunu söyleyebilir. Der ki bence bu dünya 7 milyar insana fazla. Ha bu söz haddi zatında küfür olan bir söz. Çünkü dünya da Allah'ın, yaratan da Allah, her şeyi her yere uygun yaratacak olan Allah'tır. Ama bunu bir fakir de söyleyebilir. Yani 7 milyar insan bu dünyaya fazla. Bunu söyledikten sonra fakir ne yapabilir kardeşlerim? Biraz daha laklak eder, boş konuşur. Ondan sonra kafasını koyar yatar. Ama bu hain, bu zındık 7 milyar insana dünya fazladır dedikten sonra ne diyor? Biz aşı sistemiyle dünyanın nüfusunu %10-15 azaltıp makul bir seviyeye getirebiliriz diyor. Ve bugün dünyada bebek aşısı diye yapılan aşıların birçoğunu fakir dünya ülkelerine hibe eden, müfsit, insanları, ekini ve nesli helak eden adam bu adamdır. Ve Afrika'da sadece bir memlekette 60 bin tane çocuk bu adamın göndermiş olduğu aşılardan ötürü felç kalmıştır. Çocuk aşısı hastalıktan korunsunlar diye. Dikkat ederseniz kardeşlerim, şu eski nesle bir bakın, yani kendi babalarınıza bir bakın. Ortalama bir babanın çocuğu o fakirliğe, o imkansızlığa rağmen 4'tür, 5'tir, 6'dır, 10, 12 tane çocuk doğuran kadınlar vardır ve bana mısın bile demiyorlar. Ama bugün evlenen insanların çoğuna bakın, 7 sene, 8 sene, 10 sene çocukları olmuyor. Tedavi görmek zorunda kalıyorlar. Hadi çocuğu oldu diyelim, kadın 2'den 3'ten fazlasını doğuramıyor. 2'den 3'ten fazlasını doğurdu diyelim, servetin olması lazım ki onun hastalıklarını tedavi edesin. Niye? Çünkü biz bir aşı toplumuyuz. Yani birileri dünyanın nüfusunu azaltabilmek için bu dünya bu nüfusu kaldırmaz diyor. Elinde imkan olduğu için nesli helak edebiliyor, ekini helak edebiliyor. Veya kardeşlerin bir başkası diyor ki bu dünyanın kaldırabileceği nüfus 1 milyardır. Yani bütün şu dünya 1 milyar insana ancak yeter diyor. Bunu söyledikten sonra boş durmuyor. Bizim diyor dünya nüfusunu dengeleyebilmemiz için eşcinselliğin yayılması lazım. Şimdi fakir bir adam dese ki eşcinselliğin yayılması lazım, en fazla kendi ahiretini helak eder, kendisi eşcinsel olur. Ötesi var mı? Ötesi yok. Ama bu hain ne yapıyor kardeşlerim? Film çeken birine getiriyor, diyor ki bu filmin finansmanını biz sağlayalım. Sen filmin içerisine sevilecek, yaptığı şakalar toplum tarafından kabul edecek bir eşcinsel tip yerleştir.
Gençler bu eşcinsele özensinler diyor. Eşcinsellere büyük dernekler kuruyorlar. Size diyorlar biz mal verelim, mülk verelim. Siz hiç dert etmeyin, çalışmayın. Sadece burada oturun, yürüyün, sokaklara çıkın. Maaşlarınızı biz verelim. Toplum sizi kanıksasın. Toplum sizi görsün. Toplumun içinde bu fesada katılmış olanlar da çekinmeden çıksınlar desinler ki biz de bu kötülüğü yapıyoruz. Zengin bir kötülüğü düşündüğü zaman elinde imkan bulunduğu için elindeki imkan ile o toplumu helak edebilir. Onun için Rabbimiz ne diyor kardeşlerim? وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَف۪يهَا فَفَسَقُوا ف۪يهَا Biz bir kavmi helak etmek istediğimizde oranın zenginlerine emrederiz. Bir kıraata göre emmerne, oranın zenginlerini emir kılarız, insanların tepesine getiririz. Onlar bizim emirlerimize muhalefet eder ve biz o kavmi helak eder, yerle bir ederiz diyor Allah Azze ve Celle. Çünkü fakir toplumu helaka götürecek vesileleri elinde bulundurmaz. Ama zengin adamlar toplumu helaka götürecek bütün vesileleri ellerinde bulundurabilirler. Onun için mal ile azgınlaşan, malın azgınlığı çok kötüdür. Hem kendini helak eder, hem toplumu helak eder. Hem dünyayı helak eder, hem ahiretini helak eder. Takipte kalın.